Merhaba İzmir'e dair TV seyircileri. Bugün yine çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Kendisi Berna Şen. Hoş geldiniz hocam. Kendisi eğitmen şef, aynı zamanda benim hocam. Bugün sizlere harika bir lezzet yapacağız. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş ben buldum. Şimdi sizin karşınızda efendim. Yani insanın hocasını ağırlamak çok ayrı bir heyecan. Pır pır. Yani o yüzden hemen girelim bence. Tabii çünkü ki. Harika bir şey yapıyoruz. Harika bir şey yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Seyredip devamında göreceğiz. Buyurun hocam. Merhabalar öncelikle. Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Ebru'cum. Gerçekten yani kursta farklı, burada gerçekten çok farklı. Bende de bir heyecan var. Bugün ben sizlere değişik bir mantı yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim, Özbek mantısı diyebiliriz, Çin mantısı diyebiliriz. Bu bana özgü, değişik, farklı şekillerde. Normal hani Kayseri mantısı kare kesilir, şekil verilir. Ama benimki farklı şekillerde bir özel lezzet diyeyim, benim lezzetim. Size bunu sunacağım. Aynı zamanda ben bunu sebze sularıyla yapıyorum. Yani sebzeleri robottan geçiriyorum, özellikle haşlamıyorum içinde vitamin değerleri gitmesin diye. Ispanaklı yapıyorum. Aynı bir de burada böyle gösterelim. Evet ben gösterelim. Program öncesinde biz hazırladık. Suyunu bayağı çıkardım. Bir hazırlık aşamasından geçirdik. Bu ıspanak, bildiğimiz ıspanak. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Renk. Yoğun bir kıvamı evet. Da var. Rengi de çok güzel. Bir de Ebru'cum erişelerim var. Evet. Bunları da yine sebze sularından çıkartıyorum. İşte ıspanaklı, kırmızı biberli, havuçlu, pancarlı ve tam tahıllı. Hı hı. Bunları da böyle yapıyorum, hazırlıyorum. Çok da lezzetli oluyor gerçekten. Hem de çok vitaminli. Besleyici. Yani. Evet, çocuklar çok evet. Beğeniyorlar. Ne kadar güzel. Aynen. Şimdi başlayacağız. Peki, başlayalım. Tabii program öncesinde yaklaşık 1 saat değil mi hocam? Bir saat kadar bir hazırlık evresinden geçtik. Onu daha sonra arkadaşlarım size böyle ufak tefek videolarla onları da gösterecekler. Şimdi ben çok kısa sadece ıspanaklıyı çok kısa siz görün diye yoğuracağım. Hani içine ne koyuyorum tamam. Diye mutlaka izleyicilerimiz merak ederler. Şöyle normal undan yapıyorum. Bu sefer normal unu kullanacağım. Siyez unu da kullanıyorum. Şimdi önce suyunu çıkardığım ıspanak yapraklarından şöyle. Şimdi bunun ölçüsü ne diye sorarsanız benim bir ölçüm yok. Yani ben biraz anne usulü yapıyorum bu mantı işinde. Şöyle söyleyeyim, yumurtayı ama şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir bardak una 2 ya da 3 yumurta kırabiliyorum. Eğer enişte yapacaksam sütle yoğuruyorum, mantı yapacaksam normal suyla yoğuruyorum. Tamam. Ya da sebzenin suyunu kullanıyorum. Ekstra su kullanmıyorum. Böyle yapıyorum. Şimdi burada çırptığım yumurta var. Orada kaç taneydi? 2 tane. Burada 2 yumurta var. Evet. Tamam. Şimdi Ebru'cum bana elersen. Evet, yavaş yavaş ele. Siz bana. Evet ben. Biraz da tuz atalım. Bir tatlı kaşığı. İçine mi? İçine atabiliriz. İçine atalım. Biz bu sebze suyunu hazırlarken ıspanaklarımızı yıkadık. Direkt rondodan. Rondodan geçirdik. İçine sadece çok az bir su ekledik ki birazcık sıvı olsun. Mis gibi. Robot yani güzel çeksin, ronda güzel çeksin diye çok az evet. Su ekledik. Bir de saplarını kullanmadık. Sadece yaprakları kullandık. Biraz daha alalım. Hocam siz şimdi Karabağlar Halk Eğitimi'nde eğitmen şef olarak çalışıyorum. Evet. Ben de sizin öğrencilerinizden biri olarak diğer arkadaşlarıma sormak istiyorum. Arkadaşlarım için sormak istiyorum daha doğrusu. Ne yaparız? Nasıl gireriz? Özel bir yeteneğe mi sahip olmalıyız?
Herkes mi girebilir? Gönül veren mi girebilir? Yani bana göre mutfağı seven diyelim. Yani ben benim mutfağımdan geçenlere şunu söylüyorum. Hani öncelikle eğer gerçekten bu mesleği yapmak istiyorsanız mutfağı sevmeniz gerekiyor. Ya ben 12 yıldır Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde aşçılık ve pastacılık üzerine eğitim veriyorum. Ama benim branşım ne derseniz ben aşçılık bölümünde daha çok. Yani kendimi aşçılıkta daha, tencere yemeklerinde daha iyi hissediyorum. O yüzden şöyle diyeyim, yani bu işi sevmek gerekiyor başlangıçta. Yani bunun eğitimini de alabilirsiniz ama hani hem diyorlar ya alaylı mı yoksa işte eğitimini almış mı diye. Yani ikisi de olabilir. Sadece gönül vermek diye düşünüyorum ben. Ve gerçekten de benim öğrencilerim gönül verenler. Evet, kesinlikle. Şekil aldı. Göstereyim. Böyle. Evet, biraz daha un alayım. Evet'cim. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda bizim sınıfımızda 18 yaşında, 28, 38, 48 ve 58 yaşında. 58'li gidiyoruz ama evet. Hocamın söylediği bir şey oluyor mesela, bir soru soruyor. Hocadaki tepki direkt 8'ler sussun, diğerleri cevap versin. Evet. Çünkü genç arkadaşlarımız var bayağı. Şimdi gerçekten işte hevesliler dedim. Yani evet. Ben bu mesleğe başladığımda... Gerçekten o zamanlar çok fazla mutfak merakı yoktu. Ama şu an çok revaçta biliyorsunuz. Evet. Yani aşçılık üzerine özellikle biliyorsunuz MasterChef falan olduğu için insanlar daha da göz önünde olduğundan, yani bu meslek göz önünde olduğundan, yani bu mesleği çok isteyen var. Onun için hani başlarda kurs açtığımda bu kadar şey yoktu, talep yoktu ama gerçekten şu an biz yani sınav yapıyoruz. Gerçekten evet. Yetenekliye de bakıyorum. Hani gençler, özellikle kadınlar. Yani biliyorsunuz annelerimiz çok güzel yemek yaparlar. Ya da işte farklı bölüm işletme okumuşlar, bankacılık bitirenler. Evet. Ondan sonra kimya mühendisi ya da işte farklı üniversite okuyup da daha sonra da aşçı olmak isteyenler var. Yani herkes gelebilir. Dediğim gibi özellikle istemek. Evet. Ben mesela başvurduğumda, şimdi tabii diğer arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onlar diyorlar işte ben 6 ay bekledim, yok ben 3 ay bekledim. Yani benim şansıma geldi. Şansımaymış, evet. Aynen. Bir hafta içinde ben başvuruyu yaptım, çağrıldım ve kursa başladım. Hamurumuzu yoğurduk, streçimizi alalım Egrucuğum. Bu biraz, şimdi hamurumuz güzelce yoğurdum. Bunu biraz dinlendirmeye alacağım. Dinlenmiş hamurlarımız var ya, onlarla evet. Devam edelim. Şöyle yapalım, saralım. Vereyim ben sana bunu. Tamam. Eldivenleri çıkartıyorum. Şimdi malzemelerimizi alırız. Tamam, orayı hazırlayalım. Şimdi hamurlarımızı daha önceden hazırlamıştık. Evet. Bunları dinlendirdim ben ki daha rahat açalım diye. Sade yaptım. Burada biberli ve kekikli yaptık değişik olsun diye bugün. Ispanaklı ve de pancarlı evet. Yaptım. Şimdi ben şeyden, sadeden başlayacağım. Tamam. Bir de içimiz var. Kıymalı, soğanlı, karabiber koyduk içerisine. Sarımsak koyduk değil mi? Biraz lezzet versin. İki diş sarımsak koydum. İki diş sarımsak koydum. Yani bu normal mantı içi gibi. Bunu peynirli de yapabiliriz. Evet. Bıçağınızı alabilir miyim? Evet. Şöyle göstermek isterim. Kursumuzda bıçak yaptırdım bütün öğrencilerime. Atasan'dı galiba. Evet, Atasan bıçakçılık. Bıçak Denizli'den. Denizli'den gerçekten çok yardımcı oldu. Evet. Öğrenci desteği sağladı bize. Ve böyle isminiz de efendim. İlk bıçağım lütfen göstermek istiyorum. Daha fazlalarını versin zamanınız i̇nşallah. Ama. Şöyle İnşallah daha gözümüyorsa... sonra başında şef yazsın. Değil mi? Amin. Hep birlikte. Hep birlikte. Şimdi bezelerimizi yuvarlayalım. Sen de Ebru'nun bir öğrendiğin gibi yuvarlayabilirsin. Ay sormayın. Yani. Evet, değil mi? Şöyle ne yapıyorduk? Parmak içine. Evet. Içine. Baş parmağımız, işaret parmağımız. Elimizi şöyle yan koyuyoruz. Aldık hamurumuzu ve yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi ders burada da devam ediyor. Evet, şimdi bezelerimizi böyle koyalım. Tekrar alalım. Peki hocam ben bunları yoğururken böyle... Parmağımızla döndürerek yoğururken İzmir Aşçılar Derneği'nden bahsetmek istiyorum.
Siz aynı zamanda İzmir Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısısınız. Evet. Dernekle ilgili ben yine bilgiler almak istiyorum. Sağ olsun İlham Şef'im geldiğinde burada bayağı bir muhabbet etmiştik kendisiyle. Sizinle de bu şöyle şekilde konuşuyorum. Şöyle söyleyebilirim. İzmir Aşçılar Derneği'nde 10 yıldır dernekteyim. 4 dönem kadın kolları başkanlığı yaptım. Sonrasında da şimdi Turgay Başkanım sağ olsun yanına beni, buradan selamlarımı yolluyorum. Yanına beni yardımcı aldı. Güzel şeyler yapıyoruz. Güzel projelerimiz var. Hatta evet, bu önümüzde sene bir çok güzel pasta şeyler yarışmamız var. Evet. Gerçekten. Mayıs'ta gideceğiz. Bir de Urla Enginar Festivali'nde olacağız. Orada benim workshop'um olacak. Evet, bu arada onu da söyleyelim. 8 Mayıs'ta. Pazar günü. Biraz sana vereyim mi? Orada hocamın özel bir workshop'u var. Aa, evet. Şimdi hocam ben bunu yapmayayım mı? İşte bilerek. Güzel yapamadım. Yok artık. Neyse. Nerede kalmış? Evet, 8 Mayıs'ta kendisinin workshop'u var. Bize oraya İnşallah da çok güzel enginar yemekleri yapacağım orada da. Evet. Şu bıçağınızı şöyle bırakayım efendim. Teşekkür ederim efendim. Sağolunuz varınız. Evet hocam. Evucum böyle alalım. Sen tamam. Bana bir streç koyarsın. Tamam mı? Ben bir taneyle başlarım. Tamam. Tek tek yapmıyorum. Direkt üstüne şey mi yapayım? Şöyle mi yapayım? Tek tek yap. Hepsini. Çünkü renklilerden de yapacağız ya. Aa evet. Bu arada sen renklilerden beze yapabilirsin bana. Tamam. Yani İzmir Aşçılar Derneği güzel gidiyor. Gerçekten artık biz büyük bir aileyiz. Evet. Aynı zamanda sen de bizim ailemize girdin. Teşekkür ederim. Başka sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsiniz efendim. Valla ben kendimi kaptırdım şu anda. Gidiyorum yani kafamda binlerce şey. Şimdi aynı zamanda şeyde gibiyim. Hala okulda, kursta, eğitimde gibiyim. Hani sessizlik hakim. Yani ben sormak isterim. Sence eğitim size yeterli gelir mi? Faydalı olur mu? Ne dersin? Ya inan, yani ben kendi açımdan söyleyeyim, ben oraya geldiğimden beri gerçekten çok yararlı şeyler öğreniyorum. Yani tamam pratiğimiz var ama aynı zamanda hani teorik olarak evet, uygulamalı dersler haricinde yani besinler, içindeki vitaminler, hangi besinle ne yenir, nasıl bir menü hazırlanır. Yani A'dan Z'ye, evet, A'dan Z'ye her şeyi öğreniyoruz. Ve yani birçoğumuzun gerçekten doğru bilip aslında yanlış olan bilgiler de çok var yani. Evet. Ben çok mutluyum, bilmiyorum. Diğer arkadaşlarım da öyle gibi görünüyor. Çünkü şey hani grubumuz gerçekten çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Yani bugün kaç? Biz kaç kişiydik? 21 kişiyiz şu anda. Yani kursta bugün 5 tane açma börek çıkardık. Öyle böyle değil yani. Çarşaf ya böreği yaptık. Arnavut böreği yaptık. Mercimekli börek yaptık. Bugün burada da yapalım mercimekli. Ay evet. Ve birçoğumuz hani şey oruçlu, onları evlerine götürüyor. Hatta dünkü çok güzel, harikaydı. Evet, Ramazan dün pidesi yaptık. Ramazan pidesi yaptık. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Yani o diğer şey hani normal olarak aldığımız pidelerin haricinde gerçekten çok lezzetliydi. İnanılmaz lezzetliydi. Şimdi hocam bunu güzelce açtık. Evet. Bezemi açtım. Tamam. Şimdi özel bir aparatımla, yani bardakla da kesebilir evdeki bayanlar. Benim böyle bir metal aparatım var. Onunla yuvarlak kesiyorum. Senden ricam yuvarlak kesiklerin içine kıyma koyabilirsen. Tamam. Çabuklaştırabiliriz. Şöyle kesiyorum. Şimdi bir tane kıvıracağım. Evet, Ebru'cum. Sen buna bakmanı istiyorum.
Sonra bunları kesersin bana yardım edersin. Çabuklaştırırız. Şimdi aldık. Biraz bak, sonra deneyeceksin. Şimdi başladım pile yapmaya. Kıvırıyorum. Bırakmıyorum. Şuradan su alsın diye de bırakabiliyorum. Bazen de tam olarak yuvarlak yapıyorum. Bu tamamen bana kalmış. Şöyle. Böyle koyalım. Şimdi bir mantığı nasıl mundar edilir onu göreceğiz. Hayır. Benim öğrencim sen yapacaksın mutlaka. Yapmama gibi bir şansın yok. Tabii bu sefer olmayabilir ama. Şimdi elime. Ya sık, hocam sık, siz sık. Solaksınız. Evet, öyle bir sıkıntı da var. Pirelerin küçük küçük olsun birazcık. Peki. Mini mini pireler. Peki. Şöyle gösteriyoruz. Şimdi üzeri unlu diye düşünmeyin. Yine iyi. Harika, ilk deneme gibi. Şimdi bunları pişirdiğim zaman unlar gidecek. Bunu Oregon fuarında da yapmıştım, çok beğenmişlerdi. Hmm. Bir de altını haşladıktan sonra kızartıyorum da, sosun içerisinde pişiriyorum. Şimdi bizim bir zaten sosumuz var, domates sosu. Hani evde annelerimiz ya da ablalarımız normal işte kışlık gibi hazırladıkları domates sosu var ya, onlardan da olabilir. İçine ekstradan sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber, özellikle de kekik koyuyorum. Güzel, evet, kekik sos kekik. Yapıyorum. Ay, ben kekiği çok seviyorum. Bu da kapalı güzel oldu. Evet, ama güzel oldu. Eline çözdüm sağlık. Ben bu iş. Harikasın. Keseyim hocam. Evet, fire vermeden keserim. Evet, bu arada bizim hep bir geri dönüşüm projelerimiz oluyor Karabağlar Halk Eğitim'de. Oradan da takip etmenizi çok isterim. Evet hocam, şimdi kekikli, içinde kırmızı, evet, kapya biber koyduğumuz yeni hamurumuzla yeni mantılarımıza başladık. Şimdi yine aynı teknik, hiçbir şey farkımız bunları yok. Bunları istersen tabağa koyalım, kullanalım. Tamam. Şimdi ben hocam size şu tabağı da anlatmanızı istiyorum. Şöyle göstereyim şu güzellik. Evet. Gerçekten çok harika. Bunu benim canım arkadaşım, 20 yıllık arkadaşım, bu desenleri yapıyor, el emeği, göz nuru, gerçekten kendisi yapıyor. Bugün buradaki program için bize hediye olarak gönderdi. Şu da mesela kendisine, ona ait. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine sağlık. Evet. Gerçekten çok, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ben de. Yani Instagram sayfası da var ama daha sonra onu da şey yapabiliriz, paylaşırız. Onu yorumlara ekleyelim. Çünkü güzellik. Bu da var, bunu da yani göstereyim. İpek şu ele, evet. Bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. Yani ben ateşte açan çiçekler mi? Öyle deniyorsa. Her birinin farklı bir isim var. Yani dün bu tabaklar geldiği zaman ya bu hocam gösteriyor. Hocam bunu götürelim. Hocam şunu götürelim. Ondan sonra şimdi tabii arkamda olduğu için siz görmüyorsunuz. Biz buraya bayağı bir tabak getirdik. Ama çok, çok güzel. Evet. Yani el işçiliği. Buradan selam marka yolluyorum. Çok teşekkür evet, ederim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Güzel hediyelerin için. Evet. O zaman şunu ben hemen sıralayalım, alıyorum. Güzel tabaklarımızda. Şimdi bunları da yine kestim. Bunları da bir çıkaracağım. Tamam. Bunları da pişireceğim. Şimdi bir kısım buraya haşlamaya almıştık. Öbürcüm bunu göstermedik değil mi? Şöyle. Aa, evet, doğru. Gösterelim böyle. Altına da havuç koydum yapışmasın diye. Hı hı. Şimdi bu arada haşlanıyor. Birazdan alacağım ve servis yapacağız. Böyle bir nasıl bir tabak diyeyim artık. Hani o ismini bilmiyorum. Ne kadar sürede haşlanıyor? Bir porsiyon mu? Yani mesela bu bir porsiyon. Buharda yani 15 dakikaya geçmez aslında. 15 dakikada. Yani çünkü hamur pişer hemen. Evet, bunları da iç koyacağız. Şunları alayım hemen arkaya.
Bir de pancardan yapayım siz o zaman. Evet. Pancarlı genel istek. Efendim. Tamam. Şimdi kırmızıdan açayım biraz. Bunu açarken de gösterelim. Bakın renge bakın. Sanki gıda boyası var gibi değil mi? Ya evet. Çok güzeller. Şöyle birazcık alacağım. Şunu da arkayalım. Buna daha sonra, programdan sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi sosumuzu tarif edelim mi? Son pancarlı kaldı. Sunumu da geçeceğiz. Tamam. Domates sosu, Napolitan sos da diyebiliriz. İçine ekstradan ben şey koydum, kekik koydum, tereyağı koydum, zeytinyağı ve sarımsak koyup güzel bir sos hazırladım. Bunu da mantının haşlandıktan sonra sosun içinde birazcık pişireceğim. Hem altı kızartmalı yapacağım, hem de sosun içinde pişireceğim. İyice kendi kendine çekmiş evet. Olacak. Çok kısa bir lezzeti geçsin diye öyle yapacağım. Şimdi şey yapalım Ebru'cum. Bunları alalım. Tamam. Daha sonrasında biberleri koyalım. Onları pişirelim. Tamam. O zaman nasıl yapalım? Şu tabağı çıkartalım. Evet. Ne lazım olur? Şöyle elimle alayım ben. Şöyle. Göstersin. Bir sunumluk yeter zaten. Tamam. Şimdi diğer hazırladıklarımızı koyalım. Şimdi biberleri koyacağız. Evet. Senin şaheserlerinden. Koyalım mı? Koyalım hocam. Medara iftarımız var şimdi. Çok güzel. Sıcak su eklememiz gerekiyor. Suyumuz az kaldı. Tamam oldu. Kapağını kapatalım. Tamam. Suyunu sonra ekleriz. Thank you.
kırmızı biberli olanları piştiğini düşünüyorum. Bunları alalım. Tamam. Evet. Yandım şu an. Evet, bunları da şöyle alıyorum. İşte onlardan... Ha, içine onlar evet, koyacağız. Hepsinden tamam. Rengarenk yapalım istedim. Sen onları içine yerleştirebilirsin. Bak şu rengiye bakar mısın? Bunu da aldım bu tarafa. Bir tek yeşilimiz kaldı, değil mi? Evet, sadece ıspanaklı olan. Bunlar kaldı. Onları da açtıktan sonra tabaklamaya geçeceğiz. Sosumuzla yaparız. Hem tamam. Yoğurt sos yapacağız. Üzerine şöyle bir kırmızı biberli sos da yapalım. Tamam, olur. Güzel olsun. Benim işim bu şey. Alsam ne olur? Alabilirsen al. Geçti, geçti, geçti. Bilmiyorum çünkü şey çok iyice artık bir şey sıcaklanmış. Aynen. Ben geçip alayım mı? Ay evet, komşular dediler. Değil mi? Tamam. Size geçiyorum. Kokuyu. Ay çok güzel. Koku gerçekten harika. Bekledikçe daha çok pişiyor sana. Şimdi ıspanaklarımızı son. Altı açık değil mi? Hocam? Açık, açık açık. Ay çok güzel. Kokuyor. Sosumuz da oluyor. Yoğurdumuza sarımsak koyacağız değil mi? Evet. Şöyle bir tane yapalım. Ay yapalım herhalde. Bu yemeğimiz tam şeye, daha doğrusu bu yayınımız tam böyle bayram üstünden bir hafta önceye denk gelecek. Yani tabaklamaya geçtik. Sosumuzun altını da kapattık. Şöyle birazcık içlerine şöyle tereyağlı, biberli bir sos koymak istiyorum. İçine geçsin diye tabaklamadan önce. Zaman artık iftarda yersiniz. Zaten evet, dersten çıkıp da geldik. İftara çok kısa bir zaman kaldı. Şimdi sulum için tek tek alacağım. Böyle. Bunu ben yapayım. İki tane tavada beraber yapalım. Tamam. Koku nasıl geliyor? Mükemmel geliyor. Hayır, ben şimdi koku... Şu tabağın güzelliği, yani renk cümbüşü. Bunu da yapmak istedim İpek için de görsün diye. Çok da güzel çünkü tabak. Evet, az önce yoğurt vardı. Hemen değiştirdik. Değiştirdik, evet. Anında çözüm. Biraz sos koyalım mı kenarlarına? Evet. Çok güzel. Nasıl yapalım? Oraya koyalım hocam. Peçete var mı şurası? Elimde hazır. Bak orasını alalım. Evet. Birazcık kenarını şöyle gezdirelim. Tamamdır. Bu şimdi, sade olan hazır. Napolitan. Sade olan hazır. Evet, domates soslu hazır. Tamam. Şimdi bir ikimiz beraber tabak yapalım. Evet. Şimdi. Güzel tabağı sana vereyim. Ay heyecan. Arkadaşım bana hediye etti ama bugün sen çalış üzerinde. Şimdi renkli mantılarımız var. Bunları şey mi yapsak diye düşündüm. Bir tane şöyle mi yapsak? Tam şey tabağın renkli. Ben karışmayayım değil mi? Aa, olur mu hocam yani? Yok karışmayayım burada şimdi. Yani... Ben yoğurdumu alıyorum. Peki. Bunu da yoğurt soslu sarımsaklı yapalım. Harika.
Dökelim dökelim. Güzel böyle. Bak beyaz ne kadar açtı değil mi? Ya. Şuradaki bu biberleri ben sevenler için. Benim oğlumun en sevdiği yeri. Benim oğlum da çok seviyor. Çok. Sevmeyen var mı? Yok. Yeterli be. Evet. Evet. Valla. Evet. Bence de evet hocam. Evet. Yani bence evet. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim. Harika lezzetler yarattık. Hep birlikte güldük, eğlendik. Buradaki arkadaşlarım sağ olsun karşımda hareketler. Hadi acıktık. Zaman geldi. Bitsin de mantı gelsin. Zaman geldi. Aç kaldık. Bunu çıkalım mı akşam iftar için? Alalım mı tabakları? Gidelim mi? Ne yapalım? Yok hocam. Bu sefer biz hani iftar vermiş olalım arkadaşlarımıza. Peki öyle yapalım. Peki efendim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Lütfen bizi desteklemeyi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bitti.